İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Kahkaha yogasında eğitimin faydaları diye bir girişle girmek istedim. Çünkü dediğim gibi kahkaha kelimesine zihinsel olarak bir direnç oluşuyor. Şimdi bu eğitimde kahkaha ve kahkaha yogası hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız. Kahkaha atmayı öğreneceksiniz. Yani kahkaha atma öğrenilir mi demeyin. Gerçekten öğreneceksiniz. Faydalarını bilmek yetmiyor. Gerçekten bir şeyin bilgisini bilmek kesinlikle yetmiyor. Bilgiyi hayatınıza geçirip hücrelerinize işlediğiniz ve alışkanlığa dönüştürdüğünüz takdirde bilgi size faydalı. Eğer bunu hayatınıza geçirmiyorsanız günümüzde artık bu bilgi zehirlenmesi olarak ifade ediliyor. Bütün bilgiler birbirine karışıyor ve gerçekten iyice adım atamaz hale getiriyor insanı. Dolayısıyla da kahkahayı da yaşayarak faydalarını göreceğiz. Bedeniniz bir kere nedensiz kahkaha atmayı öğrendiğinde her zaman ve her yerde kendi kendinize kahkaha atabilecek hale geleceksiniz. Bu o kadar önemli ki burada şöyle bir açıklama yapmam gerekiyor. Bizler mutlu olmak isteriz fakat mutluluk dışarıdan bir beklentiyle sağlanan bir durum. Yani istediğim şey olduğunda mutlu olurum. İşte sınavı kazandığımda mutlu olurum gibi. Hep böyle bir dışarıdan beklenen bir şeyin sonucu. Halbuki bizim asıl bizi sağlam tutan ve asıl bizi hep merkezimizde tutan şey sevinç duygusudur. Ve sevinç içeriden gelir. Ve siz sevincinizi fark ettiğinizde ki sevincinizi fark etmek aslında özünüzü, içinizdeki çocuğu, asıl kendinizi fark etmek demektir. İşte o zaman ortamda, bulunduğunuz ortamda maruz kaldığınız şeyler sizi yönetirken bu sevinci fark ettiğinizde siz ortamı yönetmeye başlarsınız. Bu çok değerlidir. Çünkü bu yönetim başladığında hayatınızda aslında kendi hayatınızı yazmaya başlarsınız. Yaş kaç olursa olsun hiç önemli değil. Bunu fark ettiğiniz an itibaren tekrar kendi hayatınızı var edersiniz. O yüzden nedensiz kahkaha atmayı öğrenmek çok önemli bu eğitimde. Kahkahayı yaşamayı öğreneceksiniz. İnsanlar bir kere düzenli olarak kahkaha atmaya başladıklarında tutumsal değişimleri de hemen davranışlarına yansır. Daha sevgi dolu, şefkatli ve bağışlayıcı olurlar. Aslında özleriyle tekrar iletişim kurmuş olurlar. Günümüzde yaşadığımız dünyayı değerlendirecek olursak arkadaşlar, bizler özümüzde var olan o saf sevgiyi yavaş yavaş yitirmeye başladığımız için anlayışsızlıklar, nefretler, öfkeler, dünyayı görüyorsunuz işte, daha fazla olumsuz anlamda anlatmak istemiyorum. Bunlar her yeri sarmış durumda. Bizler kahkahanın, sevincin bu halini kendimizde yaşamaya başladıkça, hani kuantum eğitimi de aldık biliyorsunuz, yaydığımız frekans ve enerji yayılım sağlıyor. Bu anlamda da çok değerli. Peki, kahkahanın biraz tarihçesine bakalım. Yani bir dakika, şunu şöyle ikiye indireyim. Şimdi kahkaha yeni bir şey değil. Geçmişi bayağı eskilere dayanıyor.
ve gelotoloji olarak bir bilim dalıdır. Yapılan araştırmalar, üzerinde çok fazlaca bilim adamı tarafından araştırmalar yapılmış. İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, kahkaha yogası gelotoloji bilimi olarak bir bilim dalıdır arkadaşlar ve psikolojinin alt dalı olarak yerleşmeye başladı. Şimdi Norman Cousins yazar 1979 senesinde yayınladığı Bir Hastalığın Anatomisi kitabında 64 yılında yaşadığı muhtemelen ölümcül bir hastalık esnasında yaşadıklarını anlatıyor ve bu anlattıkları noktasında da pozitif duyguların ve neşenin ne kadar faydalı olduğunu keşfetmiş. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle o kadar ağrı çekiyor ki doktora diyor ki yani yapılacak bir şey yok, bari evime gideyim, evimde işte bir komedi filmi bir şey seyreder, en azından şu ağrımı dindiririm deyip o şekilde evine gidiyor ve fark ediyor ki 10 dakika neşe dolu seyrettiği bir komedi filminin arkasından 2 saat bedeninde ağrı hissetmiyor. Bunu da bu kitabında yazıyor ve bunu doktorlarla paylaştığında doktorlar da bunun üzerine gerekli araştırmaları daha da yoğunlaştırıyorlar. Daha doğrusu bilim adamları diyelim. Sonra biraz işin bilimsel kısmına bakalım. Doktor William Ferry, psikiyatrist, 60'lı yılların sonlarında kahkahanın fizyolojik etkilerini incelemeye başlıyor. Kendisi modern gelotolojinin yani kahkaha biliminin babası olarak tanınıyor. Vücudun başlıca fizyolojik sistemlerinin neşe dolu bir kahkaha tarafından uyarıldığını ispatlıyor. Çalışmalarından bir tanesi 20 saniyelik bir kahkahanın taklit edilmiş bir kahkaha olsa bile kalp hızını 3 ila 5 dakikalığına 2 misline çıkardığını ispatlıyor. Ferry neşeli bir kahkahanın iyi bir fiziksel egzersiz olduğunu ve solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azalttığını ispatlıyor. Ayrıca vücut endorfin salgıladığı için de doğal ağrı kesici etkisi olduğunu da ispatlamış oluyor. Diğer bir bilim adamı Dr. Lee Berg, Norman Cousins'ın kitabından esinlenerek psikoneuroimmünoloji alanında araştırmalar yapan ekibi kahkahanın fiziksel etkileri üzerine çalışmalar yapıyor. Bir çalışmasında kalp krizi geçiren hastaları ikiye bölüyor. Bir grup her gün 30 dakika komedi videoları seyrediyor. Bir sene sonunda neşelenenlerin kalp hızlarının ve tansiyonlarının stres hormonları ile birlikte düştüğü, aritmilerinin de çok azaldığı gözlemleniyor. Diğer gruptan 2,5 kat daha fazla kişi yeniden kalp krizi geçiriyor. Yani orana baktığınızda %50'ye 20 gibi bir bilimsel bulgu sunuyor. Patch Adams hatırlarsınız. Robin Williams bunu sinemada Patch Adams ismiyle oynamıştı. Dr. Hunter hastanelerde Robin Williams'ın canlandırdığı Patch Adams'ı uyguluyor. Dolayısıyla da insanlara hastanede tekrar neşeyi geri getiriyor. Hastalara neşeli çalışmalar yaparak onların fiziksel ve duygu durum dönüşümlerini sağlıyor. Ve enstitüsü kuruyor ve 71 yılında da insanlara bedelsiz tedaviler uyguluyor. Peki kahkaha yogasının yaratıcısı Dr. Madan Kataria kim? Bir de ona bakarsak. 1995 yılında kahkaha yogasını kuran Hintli bir tıp doktorudur kendisi, üstteki resim.
Dolayısıyla yine bu da Norman Cousins'ın Bir Hastalığın Anatomisi kitabından etkilenerek çalıştığı hastanede sağlık makaleleri yazıyor ve kahkahayı ele alıyor. Ve yaptığı araştırmalarda kahkahanın bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda o kadar fazla etkisi olduğunu keşfediyor. Ve bunun ne kadar hızlı bir sonuç verdiğine de şahit olunca bunu bir egzersiz programı haline getirmek istiyor. Eşi bir yoga eğitmeni. Ve yogada kullanılan nefes tekniklerini de kahkaha egzersizlerine katarak kahkaha yogası etkinliğini ve tekniğini birlikte oluşturuyorlar. Bugün 121 ülkede 10 binden fazla kahkaha yogası kulüpleriyle hızlı bir şekilde kahkaha yogası devam ediyor. Peki bilimde gelotoloji bilimi olarak geçen kahkaha yogası peki neler yapmış, bilim neleri ispatlamış diye şöylece bir toparlarsak tekrar, gülmenin bir bilim dalı olarak incelendiğini biliyor muyuz? İlk soru bu. Bunu bir düşünün isteriz. Gelotoloji, gülmenin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Gülme, farklı uyaranlara karşı bedenin verdiği bir tepkidir. Günlük hayatımızda gerçekleşen komik olaylar, beyin tarafından algılanıp yorumlanır ve komik olduğuna karar verirse beynimiz gülme işlemi için emir verir. Ve 15 ayrı kas hareketiyle gülme gerçekleşir. Nefes alışveriş ayarlanır ve ağız kasları harekete geçer. Nefes alışverişi ile gülme gerçekleşir. Güldüğümüz zaman fizyolojik olarak değişiriz. Yüzümüzdeki ve vücudumuzdaki kaslarımızı esnetiriz. Nabzımız ve tansiyonumuz artar ve daha hızlı nefes alıp veririz. Böylelikle dokularımıza daha fazla oksijen göndeririz. Gülmenin faydalarına inanan insanlar, bunun hafif bir antrenman gibi olduğunu ve bir antrenmanın sağladığı faydaların bir kısmını sunabileceğini söylerler. Kimilerine göre de gülme ile egzersizin etkileri çok benzerdir. Kollarınızı sallamak gibi, gülme ile hareketi birleştirmek kalp atışınızı hızlandırmanın en iyi yollarından biridir. Son yıllarda araştırmacıların gülmenin vücut üzerindeki etkileri üzerine çalışmalarında ulaştıkları bazı sonuçları paylaşmak istiyorum sizlerle. Kan akışı olarak bakarsak, insanlara komedi veya dram türünde filmler izletildiğinde bunun damarlar üzerindeki etkileri izlenmiş. Gösterimden sonra komedi izleyen grubun damarları kolaylıkla daralıp genişleyerek normal bir şekilde hareket ederken dram izleyen insanlardaki damarlar kan akışını kısıtlayacak şekilde gerilme eğilimi göstermiş. Bağışıklık tepkisi noktasından bakarsak artan stresin azalan bağışıklık sisteminin tepkisiyle ilgili olduğu belirtilir. Bazı çalışmalar mizahi kullanma becerisinin vücuttaki enfeksiyonla savaşan antikor düzeyini yükseltebileceğini ve bağışıklık hücrelerinin seviyesini de arttırabileceğini göstermektedir. Kan şekeri düzeyinden baktığımızda diyabeti olan 139 kişiyle yapılan bir çalışma, gülmenin kan şekeri düzeyi üzerindeki etkilerini açıkça gözler önüne sermektedir. Yemekten sonra sıkıcı bir semire giren gruba sonraki gün yine yemekten sonra bir komedi izletilmiş. Komedi filmden sonra grubun kan şeker düzeyi ölçüldüğünde seminerden sonra olduğundan daha düşük çıkmıştır. Gevşeme ve uyuma geldiğimizde gülmenin faydalarına odaklanma aslında Norman Cousins'ın Bir Hastalığın Anatomisi adlı hatıralarıyla başlamıştır. Eziyetli bir omurga hastalığı olan ankilozan spondilit teşhisi konan Cousin, komedi filmlerinden oluşan bir kürün kendisini daha iyi hissettiğini bulmuş. 10 dakika gülmenin 2 saatlik ağrısız bir uyku çekmeye izin verdiğini söyleyen Cousin, hiçbir koşulda gülmeyi unutmadığını belirtmiş. Peki depresyon ve anksiyete olarak bakarsa, son yıllarda depresyon tedavisinde psikoterapi ve nefes terapisiyle birlikte gülme terapisi de uygulanmaya başlanmıştır. Terapi, kahkaha ile nefes tekniklerini birleştiren bir egzersizde kişinin karın kaslarını kullanarak soluması ve diyaframın eğitilerek kahkaha atabilmesi uygulamasına
dayanmaktadır. Merve Saraçoğlu klinik psikoloğun yaptığı araştırma. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi tekrar buralar önemli. Kahkaha yogası hiçbir sebep olmadan kahkaha atmayı öğreten bir teknik. Bakın burası çok önemli. Çünkü bizler... Sebebe dayalı kahkaha attığımızda bu dışarıdan gelen bir şey oluyor. Halbuki bizim içerideki sevinci hareketlendirmemiz lazım ki içimizdeki çocuğa ulaşalım, bedenimiz sağlığına kavuşsun, ruhumuz ışıldasın ve zihnimiz sadelesin. Tamam, bu yüzden bu çok önemli. Şimdi dedik ki Madame Kataria 95 yılında Hindistan'da bunu geliştirmiş. Bu bilgileri verdik. Burayı geçeyim. Sorulara da cevap kalsın. Şimdi 5 tane nokta var arkadaşlar. Bu noktaları çok iyi anlarsak kahkaha yogasını hayatınızın doğal rutin bir akışı haline getirebilirsiniz. Bu rutin akışı haline geldiğinde otomatikman düşünce sisteminiz, algı sisteminiz ve davranış sisteminiz değişir ve dönüşür ve buna şahit olursunuz. Peki neymiş bunlar? Bir kere şunu lütfen kafanıza kazıyın. Mizah, şaka, komiklik olmaksızın istediğiniz zaman gülebilirsiniz. Bu bir, çok önemli. Sürekli niye tekrar ediyorum? İşin temeli burası çünkü. İkincisi, biz pandemiden önce kahkaha çalışmalarını yüz yüze yapıyorduk arkadaşlar. Yüz yüze yaparken de göz kontağı kurmak ve çocuksu oyunlarla kısa sürede kahkahayı bulaşıcı hale getiriyorduk. Ve kuantum alandan bakarsanız orada yayılan enerji titreşimini düşünün. İnanılmaz yüksek bir enerji titreşim seviyesiyle resmen banyo yapıyorduk. Banyo yapıyorduk yani düşünün. Ama şimdi online eğitimlerde bunu online yapıyoruz. O yüzden sizden ricam egzersizleri yaparken mesela böyle ben kameraya yaklaşıyorum ve birilerinin gözünün içine bakmaya çalışıyorum. Egzersizleri yaparken siz de kameraya yaklaşın. Hareketi kamerada birinin gözünün içine bakarak yapmaya gayret edin. Çünkü kuantum alanda zaman ve mekan yok. Bu engel değil. Ben inanç olarak buna inanırsam sizin yanınızdayım demektir. Bu kadar basit. Evet, üçüncüsüne geldiğimizde burada özellikle diyafram nefesini kullanıyoruz. Sebep neydi? Bütün bedeni oksijenlendirmek, böylece hastalıkların gitmesi için gereken eylemi yapmış olmak demiştik. O yüzden de her egzersizden önce muhakkak diyafram nefesimizi alıp bütün bedenimizi oksijenlendiriyoruz. Bu da kişinin daha enerjik, daha sağlıklı hissetmesini sağlıyor. Dördüncüsü, yine söylüyorum, beynimizin gerçek hayal ayrımı yok. Siz bir şeye gerçekten inanıp gerçekmiş duygusuyla yaptığınızda beyin gerekli emirleri vererek fizyolojik ve psikolojik olarak sizin dönüşüm ve değişim geçirmenize destek veriyor. Ve beşinci maddede tabii ki kul hakkı meselesi var. Bu işin yaratıcısı olan Doktor Madame Kataria'ya teşekkür edip bu eğitimleri verirken muhakkak onu da burada anıyoruz. Katkılarından dolayı bunun da bilgisini vermek istiyorum. Bunu kahkaha arkadaşı dediğimiz bir yöntem var. Ben genelde kahkaha eğitimlerini de ücretsiz online kahkaha çalışmalarını da eşimle yapıyorum. Aslında bugün de onunla yapacaktım ama o biraz rahatsız şu an. Siz de evinizde çocuğunuz, eşiniz, ne bileyim anneniz, babanız olabilir. İkili yaparsanız
Evin total enerji değişimi içinde çok büyük hizmet sağlamış olursunuz. Varsa böyle bir fırsatınız. Şimdi kahkaha yogası için 3 önemli nedenimiz var. Çoğu kişi eğer doğal olarak gülebiliyorsa bir kahkaha kulübüne katılmaya ihtiyaç duymadıklarını düşünür. Ancak gerçek şu ki spontan kahkaha önemli fizyolojik ve biyokimyasal değişimler için yeterli değildir. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Günlük 15 ile 20 dakika arası attığınız kahkaha size sağlık getirirken 20 dakikadan fazla attığınız kahkaha tekrar stres seviyesini yükseltiyor. O yüzden biz kahkaha yogası seanslarında yarım saat 40 dakika arası yaptığımız seanslarda bu 15-20 dakikalık gerçek kahkahayı aslında yaptığımız egzersizler arasında bölüştürmüş gibi oluyoruz. Sonra da gerçek kahkaha attığınızda aslında bu işte şifaya dönen kısmı oluyor. Ama siz günlük hayatınızda spontan olarak attığınız kahkaha, bugün attınız, 3 gün atmadınız. Bunun böyle bir hizmeti maalesef olmuyor. Bu bir her çalışmada, her egzersizde olduğu gibi en az 40 gün sürekli üzerinde çalışacağınız bir egzersiz programı ki hayatınızda psikolojik, fizyolojik ve zihinsel olarak değişim ve dönüşümü yaratsın. Evet, bunu da söyledim. Bilimsel olarak kahkahanın sağlığa faydalarından yararlanmak için kahkahanın en az 10-15 dakika sürmesi gerekiyor. Kahkaha yogasında bir egzersiz olarak güldüğümüz için kahkahayı istediğimiz süre kadar uzatabiliyoruz. Bu sayede kandaki oksijen seviyesini arttırıyoruz. Kaslardaki gevşemeyi sağlıyoruz. Kan dolaşımının düzene girmesini sağlıyoruz. Ve stres hormonunun düşüp endorfin dediğimiz doğal ağrı kesici, oksitosin dediğimiz bağlanma aşk hormonu, serotonin dediğimiz mutluluk hormonu gibi hormonların yükselmesini sağlıyoruz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.